Son yapılan DC haberlerine göre Henry Cavill çok da uzak olmayan bir zamanda Superman olarak geri dönecek. Zaten hiçbir zaman tam anlamıyla gittiği söylenmemişti. Çünkü James Gunn Snyderverse'ü yok etmek yerine alternatif bir evrenden yeni DC evrenine başlayacak. Peki Henry Cavill'ın Superman'e nasıl geri dönecek diyorsanız da bu video sizler için. Hazırsanız konuyla ilgili tüm detaylardan bahsedeceğim dostlar. Ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak Superman Red Son haberinden bahsedeceğim. Filmin yönetmeni olan Matthew Vaughn, Henry Cavill'ın başrolde yer aldığı bir Superman Red Son filmi üzerinde çalışmak istediğini açıkladı. Kendisi en son yine Henry Cavill'ın başrolde yer aldığı ve bu hafta vizyona girecek olan Argylle filminin yönetmeniydi. Bu adam şimdiye kadar pek çok kaliteli filmin yönetmenliğini yaptı. Mesela X-Men Days of Future Past filmini bu adam yönetti. Kaldı ki X-Men Days of Future Past bana göre en iyi X-Men filmiydi. Bununla birlikte X-Men First Class filmini de kendisi yönetmişti. Elbette bazı başarısız projeleri de oldu ama eğer izlemediyseniz Kingsman serisinin yönetmeni de kendisiydi. Yani ne çok iyi ne de çok kötü bir yönetmen, bence ortalama diyebiliriz. Henry Cavill'la birlikte çalıştığı son projeden memnun kaldıktan sonra ise DC Extended Universe için bir Superman filmi geliştirmek istediğinden bahsetti. Hatırlarsanız The Flash filminin sonunda Batman değişmişti. Bütün bunların yanında Superman'in ne halde olduğuysa belli değildi. Superman Red Son filminin geleceği konusunda olumlu gelişmelerden bahsedecek olursam da ortada çok fazla seçenek var. İlk olarak DC sinema evreni zaten farklı evrenlerden devam ediyor. Şimdiden bir sürü DC sinema evreni var ve neredeyse tüm filmler başka evrenlerde geçiyordu. The Batman, Snyderverse, The Joker ve James Gunn'ın yeni evreni olmak üzere 4 farklı evrenden devam ediyorlar. Siyahi Superman'in yer aldığı başka bir evrende ortaya çıktığında toplamda 5 evren olacak. Peki madem öyle Warner Bros. Neden bu kadar farklı evrenden devam ediyor diye soracaksınız. Çünkü ileride bir gün hepsini birleştirecekler. Nasıl ki Marvel bu zamana kadar bir sürü farklı evrende çıkan Marvel filmlerine izin verdiyse ve hepsini Secret Wars'ta birleştirecekse aynı durum DC için de geçerli. James Gunn'ın başlatacak olduğu sinematik evrenin sonunda Crisis on Infinite Earths olayları yaşanacak. Farklı evrenlerde yaşayan binlerce karakter bir araya gelecek ve neredeyse hepsi farklı oyuncular olacak. Bu noktada DC'nin yan karakterler için solo filmler gelmesine izin vereceği fazlasıyla ortada. Çünkü DC'nin geçmişinde Marvel kadar farklı evrenlerde geçen yapımlar çıkmadı. Henry Cavill'ın Superman'i için yeni bir filmden devam edecekler ve böylece çok ciddi bir hype yakalayacaklar. Siyahi Superman filminden ziyade Warner Bros'un bu işe daha sıcak bakacağı konusunda bence hepimiz hemfikiriz. Mesela Sony Pictures aynı durumda olsaydı buna düşünmeden onay verirdi. Çünkü Henry Cavill'ın Superman filmi kesinlikle çok izlenecektir. Peki abicim nedir bu Superman Red Son ve normal evrenden ne farkı var? Aslında bunun için alternatif evrenlerde geçen bir animasyon film vardı. Elbette bu bir alternatif evren hikayesi olacak ve Sovyetler Birliği'nde büyüyen Superman'i konu edinecekti. The Flash filminde Flash zaman bariyerini parçaladı ve ultrasonik dalgalanmalara neden oldu. Sonuç olarak zaman çizgisi baştan yazıldı. Peki Superman için böyle bir senaryo yazılması imkansız mı? Elbette değil. Zaten yönetmenin istediği şey de tam olarak buydu. DC'de çeşitlilik olursa DC'nin kitlesi büyüyecektir. Ayrıca film içerisinde insanlara birçok farklı mesaj verecekler. Filmin yönetmeni bundan birkaç ay önce okuduğum en iyi çizgi roman diyerek bu film üzerinde çalışmak istediğini söylemişti. Yani kaynağın kendisi doğrudan yönetmen oldu. Elbette artık gerisi Warner Bros'a kalmış durumda. Bana sorarsanız Warner Bros buna zaten izin verecek. Ne kadar çok film gelirse o kadar çok para ve o kadar çok kitle kazanacaklar demektir. Superman Red Son sosyal mesajlar verecek etkileyici bir film olursa da zaten iyi miktarda kazanç sağlayacağından fazlasıyla eminiz. Evet dostlar, bu videoda sizlere en son DC gelişmesinden ve neden bu projeye olumlu baktığımdan bahsettim. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.